Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesinde operasyon yöneticiliği yaparken bu işinden istifa ederek kendi valiz fabrikasını kuran ve daha sonrasında bu valizleri e-ticaret ile satan bir kişiyle karşınızdayız bugün Yusuf benim konuğum. Merhaba Yusuf hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Kendini tanıtır mısın? Tabii ismim Yusuf. Yaklaşık olarak 10 yıldır e-ticaret sektöründeyim aktif olarak. Ondan önceki süreçte bahsetmiş olduğunuz gibi daha çok teknoloji üzerine çalışmış birisiyim. Yaklaşık olarak 2008'de ürün araştırmalarına başladıktan sonra 2009 gibi kendi firmamızı kurup satabileceğimizi düşündüğümüz bir grupta girerek aslında bu biz sizin de bahsettiğiniz gibi valizde e-ticarete ve kendi ticaret hayatımıza atıldık. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi dünyanın gerçekten firma ismi şimdi veremiyorum. Çok büyük bir şirket. Yani böyle bir şirkette operasyon yöneticisi olmak, yani herkesin hayali. Yani sen orada istifa ederken gittin patrona dedin ben valiz işine giriyorum, valiz satacağım. O yüzden istifa ediyorum mu dedin? Nasıl oldu? Yok aslında öyle olmadı tam. Yani baktığımız zaman belli bir pozisyona ya da seviyeye geldikten sonra iş tarafında bir doygunluğa ulaştığınızda bu aslında sizin son videonuzda Yiğit'le birlikte ve Massimo ile birlikte yaptığınız e, videoda da paylaştığınız gibi kişisel hazla belli bir noktaya eriştikten sonra kendinize farklı heyecanlar arıyorsunuz ve kendi ortaya koyduğunuz bir işte başarılı olmanın hazını arıyorsunuz. Aslında bizim aradığımız da oydu. Biz sıfırdan bir proje vardı. Bu projenin adı valiz satmak ya da oluşturmak ya da bir üretmekti. Ve biz de buna girip bunu başarmış olmanın vermiş olduğu hazla aslında beslenmek istedik. Biraz daha sebebi oydu. Peki valiz nereden ilk aklına geldi? Yani bir yerde mi gördün? Hani bakın bu kişiler valiz satıyor ben bende. E, valiz satmalıyım mı dedin yoksa bir farklı bir deneyimin mi oldu? Yok aslında yapmış olduğumuz işle alakalıydı daha çok. Ee, şöyle biz işimiz gereği şirketimizin ortak paydaşlarıyla birlikte hepimiz farklı sektörlerde durmadan yurt dışına gidip geliyorduk ve yurt dışında da hard case yani sert kabuktan plastik valizleri görüyorduk ama bunun Türkiye'de bir karşılığını göremiyorduk. O zaman dünyanın en büyük devlerinden biri olan şu anda da bildiğimiz firmanın Türkiye'de sadece yerleşik satışları vardı ama bu da bizim iyi maaşlar kazanıyor olmamıza rağmen bize bile aslında çok pahalı gelip de erişemeyeceğimiz ürünler olarak görüyorduk. Ve bir gün yurt dışına diğer paydaşlarımızdan biri çıkıp da bu ürünlerden birini alıp Türkiye'ye geldiği zaman neden bana da almadım Benim de ihtiyacım vardı ve gerçekten çok ucuz çok güzel bir ürünmüş diyerek aslında başlayıp daha sonra a biz neden bunu Türkiye'de biz yapmıyoruz'a dönüp yaklaşık bir bir buçuk yıllık bir araştırmadan sonra bu ilk parti ürünleri Çin'den kendimiz getirip Türkiye'de depolara koyup ondan sonra bunun satışını yapmaya çalıştık. Burada bir, bir buçuk yıllık bir araştırma süreci diyorum. Çünkü ilk dönemde biz bu işi yaparken Çin'e gitmek gibi bir avantajımız yoktu açıkçası o dönem. Haliyle bunu uzaktan yönetebilmek için birçok sample ürün getirttik Türkiye'ye. Bunları test ettik. O zamanki testlerimiz de çok açıkçası ilkeldi. Yani valizi alıp ikinci kattan aşağı atıp kırıldı mı kırıldı tamam bu üreticiyi geç diğer üreticiye bak şeklinde hmm. ilerliyordu. Ama doğru bir tedarikçiyle o zaman tanıştık, devam ettik. Ve ilk siparişlerimizi 2009'un sonunda Türkiye'ye getirip 2010 yılı gibi satışlarımıza başladık. Peki ben tabii hala teknoloji şirketinde kaldım da nasıl istifa ettin diye. Yani patrona çıkıp şey mi dedin? Abi biz valiz işine giriyoruz, valiz satacağız. Bırak benim gideyim satayım valizimi. Dediğin zaman patron şey demedim ya? Ya Yusuf bırak şimdi <laughs> valiz, valiz. Başka bir şey var bu işte falan demedi mi? Ya aslında şöyle oldu. Ben askere gitmeden önce aslında bu şirketin paydaşı olarak girmiştim. Askere gitmeden önce de bir sene hem çalışma hayatını sürdürüp hem de aslında bu şirketteki işlerimi yürütmeye çalışıyordum. Bunda şirketin haberi vardı. Bir sene sonra artık buradaki işler büyümeye başlayınca ve bu şirkette ben yer almak isteyince askere gidip askerliği aradan çıkartıp dönüşte de aslında orada çalışmamak hedef. Aslında biraz istifa süreci askerlikle ilgili oldu. Ama oradaki birikimi de bir şekilde kenara atamıyorsunuz ve onunla birlikte aslında belli bir dönem aslında çalıştığım şirkete danışmanlık vermeye devam ettim askerden sonra da. E, bu da yaklaşık 5 yıl falan sürdü. Oradaki bilgi birikim ya da e, sertifikalarınızı kenara koymanızı istemiyorlar çünkü. O süreçte de aslında devam etti ama ana iş olarak artık valiz dedik ve valizle birlikte yürüdük. Peki e, numune aldık dedin Çin'den, numuneler geldi dedin. Sonuçta numune almak bile aslında iyi bir... Sermaye gerektiriyor yani numune bile şu an çok kolay değil. Tabii. Ki valiz diyorsun ki valiz çok pahalıya evet. gelir numune olarak. Aslında... Ee, ne kadar bir sermayen vardı yani e, ya da sermayeyi nasıl yarattın? Ya aslında bizim bir sermayemiz yoktu. Bizim sermayemiz aslında üç ortak biz bu işe çıktığımızda. Tamamıyla tüm sermayemiz motivasyonumuzdu çünkü üç tane paydaşın farklı dinamikleri vardı. Yani bunlardan bizim en büyük sermayemiz ben daha çok teknik altyapı tarafında kendimi ilerletmiştim zaten teknoloji firmasından gelmemden dolayı. Paydaşlarımızdan biri dünyanın en büyük Amerikan şirketlerindeki dış ticaret müdürlerinden biriydi. Oradaki o dış ticaret birikimini aldık ve diğer paydaşlarımızdan biri de en büyük Alman şirketinde satış tarafında, sağ tarafında bulunan yöneticilerden biriydi. Halihazırda bizim en büyük aslında sermayemiz buydu. Şirket kurulumunda da bu sample'ları getirirken ortaya para koyuyorduk. İşte sample ortalama 150 dolar gibi bir bütçesi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. 50'şer dolar ortaya koyup getiriyorduk. İlk aslında bu iş böyle başladı. Ondan sonraki süreçte ilk ürünleri çekmek için biz gittik bankadan kredi çektik. Sıfır sermaye ile kurduk aslında. Cebimizde herhangi bir para ya da başka bir şey yoktu. Belli bir dönemde bu ilk bir yıl, bir buçuk yıl belki hayatı idame ettirebilmek için biz kendi öz kaynaklarımızı harcadık evet kendimiz için. Ama daha çok mal maliyeti ya da işe girebilmek için tamamıyla krediyle başladığımız bir süreçti. Biz mesela e-ticarette et ürün satmadan önce araştırıyoruz. Diyoruz ki ya işte bardak satacağım. Bardağın hacmi nedir? Kendi internetinden mi satayım? Trendyol'dan mı satayım? Hepsi buradan mı satayım? Yani pazar yerlerini de araştırmak gerekiyor tabii ki. Şimdi bir ürüne talep ne kadar çoksa ve bir o kadar da üretim varsa, bir o kadar da marka varsa, bu ürünü satan firma varsa biz diyoruz ki ya buna hiç girmeyelim. Çünkü zaten çok fazla satan var. Piyasa zaten domine edilmiş markalar tarafından domine edilmiş. Ha bir de ben satarsam çok fazla para kazanamam diyoruz mesela daha niş ürünlere yöneliyoruz. Hı hı. Şimdi valiz düşündüğüm zaman valiz aslında çok niş bir ürün değil. Hani çok geniş bir ürün ve birçok büyük marka da var Türkiye'de ben biliyorum. Kaliteli markalar da var. Buna nasıl bir cesaretle girdiniz ya da neye güvendiniz ve araştırmayı, analizi, pazar pazar araştırmasını nasıl yaptınız? Bunu çok merak ediyorum. Ya pazar araştırmasını yaparken bizim belli taktiklerimiz vardı. Yani biz sahaya indik gittik ilk önce çantacılara, valiz satan insanlara bunu sorduk. Yani çünkü araştıracağınız şeyle ilgili elinizde aslında done yok Türkiye ile ilgili. Çünkü hard case valiz o zaman Türkiye'de kullanılmıyor. Yani sert kabuktan yapılmış valizler. Çok nadir yurt dışından gelen belli modeller var. E, o modelleri de belli bir zümre kullanıyor zaten. Onun dışına da çıkamıyorsunuz. Satan nokta belli ve oradan bir data elde edemiyorsunuz. Halde aslında bizim tamamıyla biraz deneme yanılma insanların beğenisiyle iyiydi. Yani biz kendi çalıştığımız şirketlerdeki insanların görüşünü alarak biz bakın böyle bir ürün getirdik siz bunu alır mısınız? Birinci feedback'imiz buydu. İkincisi sahaya inip çantacılara, valizcilere sorup böyle bir ürünü satar mısınız? Satarsanız kaça alırsınız, kaça satarsınız? Bunun aslında araştırmasını yaptık. İnternet bizim faz 2'de olmasını düşündüğümüz bir yapıydı aslında satışını. Ama faz 1'e kaydırmak zorunda kaldık. Çünkü ne yazık ki Türkiye'de siz elinize bir ürün alıp geldikten sonraki gelen ürünü de söyleyeyim size 20'lik konteyner 220 set valiz. Yani bugün bizim yaklaşık olarak yarım günde ürettiğimiz ya da sattığımız valiz adeti. Biz o ürün adetini o zaman 6 ay satıp gerçekten de bir şekilde kendimizi çevirip aslında işimizi büyüttük. Ee, o 220 tane valizi satabilmek için, 220 set valizi satabilmek için bile gittiğimiz tüm noktalarda bize ilk etapta işte bunu yapamazsınız, satamazsınız ya da ortaya oraya koş işte gelene biz şu kadar paraya satalım falan diyerek aslında markayı ve ürünü öldürmeye yönelik birçok teşebbüsü gördük. Ondan sonra biz baktık bu işte bu böyle devam etmeyecek ve internete doğru yöneldik. Ondan sonra dikey olarak internette büyüdük. Aslında ilk internet markası olarak başladık. Daha sonra interneti biraz daha terse çevirip yani şu anda Türkiye'de birçok örnekleri var biliyorsunuz. Mağazalaşmaya gittik. Türkiye'de 3 tane mağaza açtık biz İstanbul bölgesinde. Ankara'da bir tane de dağıtım deposu açtık. Terse doğru aslında ilerledik. İnternetle birlikte tamamlayıcı bir bütün olarak orada büyütmek istedik. İnternette satışları artırarak burada kendinize bir güç oluşturduğunuz maddi bir güç Hı -hı. ve o gücü fiziki mağazalara aktardınız. Tabii evet. Bu sayede 3 tane fiziki mağaza açtık biz. Daha sonra baktık ki internet tarafındaki, e ticaret tarafındaki oyun alanımız bize çok daha konforlu geliyor. Çok daha rahat. Bunun sebepleri nedir? İşte belli bir saate bağlı kalmadan çalışma isteği. Belirli sabit giderlerinizin olmayışı ve sadece tek bir depodan aslında aslında dünyanın ya da Türkiye'nin her tarafını yönetebilme kabiliyeti. Bize çok daha cazip geldikten sonra biz mağazacılıktan tekrar geri adım attık. Dedik ki yani mağazacılıkta harcadığımız kaynak bir maddi, iki manevi ve zaman. bu bize zaman kaybettiriyor. Biz tekrar e-ticarete dönelim, e-ticareti daha çok büyütelim diye. Orada farklı stratejiler geliştirerek büyümemizi aslında hızlandırdık ve bizim için de çok daha iyi oldu. Aslında ben az önce niş ürün demiştim. Siz orada çok güzel bir noktayı yakalamışsınız. Var olan, bilinen bir ürünün nişine inmişsiniz. Yani evet. sert kapaklı valiz. Aslında bu da bir niş üründür. Burada bir düzeltme de Aynen yapıyor. öyle. Yani aslında bizim bize direnç gösteren, piyasanın direnç gösterdiği noktalardan biri de oldu. Herkes soft case valizlere yöneliyordu. Evet. Bez valiz kırılmaz. Bez valiz darbe almaz mantığı vardı. Çünkü sert yüzey bir plastik darbe aldığı zaman kırılacağı düşünüyorum. Halbuki bizim ürettiğimiz valizler segment olarak araba tamponunun malzemesinden yapılan malzeme Şey, e, ham madde. Yani polipropilenden üretiliyor. Birçok ham madde var. Bizim ürettiğimiz yöntem Türkiye'de polipropilen ki bunu çok kısıtlı fabrika yapabiliyor. Üretim maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı. insanlara bunu anlatmaya çalıştık. Açıklamalarımızda arabanın tampon malzemesinden yapılmaktadır gibi cümleler kullanmaya çalıştık. Ya da mesela bizim için niş ürün ki rakiplerim de şu anda buna girebilir. Niş ürün kısmında TSA kilit nedir? Neden kullanılır kısmına girdik. TSA kilit de bu Havalimanlarında polisin valizi hasar vermeden açıp kapatabildiği kilit türü. Amerika tarafından patentlenmiş ve tüm dünyada kullanılan bir yapı. Bunu e, o Türkiye'de bildiğimiz çok büyük markadan sonra Türkiye'ye getirip de insanlarla buluşturabilen ilk markayız ve tek markayız hala. Çünkü kilidin maliyeti neredeyse baktığınız zaman valiz maliyetinin belli bir oranını tutuyor ama biz bundan kaçınmıyoruz. Bizim markalarımızdan birinde bunu yapıyoruz ve Web sitemizde ya da wikide birçok noktada biz bunun ne olduğunu nasıl kullanılacağıyla ilgili makaleler yazarak insanlara buluşturmaya çalışıyoruz. Harika. Çok güzel. Ee, peki e-ticarette et bu kadar çok satabilmenizin e, sebebi kendi internet siteniz mi oldu yoksa pazar yerleri mi oldu? Daha çok pazar yerleri oldu. Aslında pazar yerleri de yoktu eskiden. Yani biz bu işe girdiğimiz Hangi zaman 2010-2011 gibi interneti hızlandırdığımız Türkiye'de pazar yeri yoktu. Hatta o zamanlar hepsi burada'nın kapısından içeri girebilmek için arada aracılar vardı. Bu Çin'deki fabrikaların önünde yatanlar gibi e, gel ben seni hepsi burada'ya sokayım şu kadar para ver falan gibi teklifler sunuyordu. Biz yılmadık. Hepsi bu odanın kapısında yaklaşık bir buçuk yıl yattık. <laughs> ee, ve biz ürünü de kabul ettiremedik içeri işin ilginç tarafı. Şimdiye kadar sizin bahsettiğiniz gibi ya yani insanlar neden valiz alır internetten? Hani bu algıyı orada da yıkamadık. Moda kategorisine çok ilginçti. ben valizi sokamadım, kabul ettiremedim. Biz de dediler yani biz çanta satıyoruz, valiz bizim işimiz değil dediler. Başka kategoriye gittik almadılar. En sonunda outdoor kategorisi bizi sahiplendi. Dedik ya ben dedi ciromu artırmak istiyorum. Satar da ya dedi ben de dedi, dedi Yurtdışına e, yurt dışına zaten çıkıyor. Bu işi yaparız dedi. Ondan sonra o kategorinin altında biz valizleri açtık ve açtığımız kısım da şuydu outdoor kamp çantalar. Outdoor çantalarının altında valiz. O kategoriden girdik. Çok hala saçma, hepsi burada. Saçmaymış aslında yani. Hepsi burada da hala ana kategori outdoor kategorisinin altındadır. Çünkü kategori o kadar büyüdü ki outdoor kategorisi bunu bırakıp modaya vermek istemedi daha sonrasında. Hatta gitti gidiyor bizden sonra, hepsi burada'dan sonra bu kategori açtı. O da outdoor'u açtı. İlk doğru açtırabildiğimiz yer N11'di bizim. O da hmm. ilk test e, mağazası biz olduğumuz için istişarelerle artık doğru kategoriyi doğru yere insert etmiştik. halde biz ilk orada başladık bir senenin sonunda bizimle birlikte başka valizciler de içeri girmeye başladı. Ama biz kategorinin %66'sını domine etmiştik ilk yılın sonunda. Ve çok ciddi başarılar, şey, satışlar kazanıyorduk. E zaten N11'deki pardon hepsi buradaki başarıyı o zaman Türkiye'nin en büyük lokomotif e-ticaret sitesi olduğu için Oradaki başarıyı sürdürebildiğiniz sürece aslında diğer rakipler de sizi görerek çağırıyor. Ondan sonra işte gitti gidiyor bizi cadde mağazası olarak davet etti. N11 iyi koşullarla bizi içeri aldı. Derken Trend Yolda zaten private shopping tarafında vardık yavaş yavaş. Ondan sonra Türkiye'deki ticaret boyutu biraz daha marketplace tarafına geçince hepsinde zaten yer aldık. Peki şu an sence en iyi pazar yeri hangisi Valiz için? Ya baktığımız zaman aslında marka söylemek çok doğru mu bilmiyorum ama yani Trend yol aslında Trend yolun kitlesine hitap ettiğimiz şey. yani Bu bizim her zaman için böyleydi. Hı hı. E, çünkü benim kendi öngörülerime göre hepsi buradaya baktığınız zaman hepsi burada daha çok erkek e, kitlenin hakim olduğu ve elektronin çok iyi sattığı bir aslında pazar yeri. Trend olsa geldiği noktadan dolayı moda tabanlı bir platform olduğu için biz aslında Trend yolda her zaman en iyi satışları elde edebiliyorduk. Peki yani o kadar valizi hala daha e, Çin'den getirmek çok zor olmuyor mu ya? Şu konteynerlerden. Biz artık aslında ona değinmedik. Aslında biz Çin'den getirmiyoruz. Biz yaklaşık olarak 1,5-2 yıl kadar sadece Çin'den ürünleri getirdik. Hı hı. Daha sonra Çin'den bu ürünleri demonte getirmeye başladık. Yani işi, işi öğrenebilmek için kabuğu, tekeri vesaire ayrı ayrı getirip Türkiye'den tedarik edebildiğimiz iç astar ve benzeri şeyleri buradan tedarik edip birleştirerek nihai ürünü oluşturmaya başladık. Daha sonra yaklaşık bundan 3,5-4 yıl önce ürünlerin ARGE çalışmasını Türkiye'de başlatarak tüm marka tescillerimiz, pardon tasarım tescillerimizle birlikte ARGE çalışmalarını başlatarak yaklaşık 3 yıllık bir süre zarfında fabrikamızı oluşturduk. Şu anda Türkiye'de Ankara'da 2500 metrekare kapalı alanda ürünün tekerinden kulbuna, çekeceğine, ana kabuğa kadar her şeyini üretebildiğimiz ve bunları enjeksiyonla yapabildiğimiz bir fabrikamız var. Yani bize aslında iki tane ham madde giriyor bir taraftan. Bir alüminyum boru giriyor, öbür taraftan da plastik ham giriyor çuvalla ve öbür taraftan valiz, valiz olarak çıkıyor. çıkıyor. Gerçekten büyük başarı yani Türkiye'de ürettiğiniz ürünü Türkiye pazar yerlerinde satıyor olmak. Peki merak ettiğim şey şu, Çin'den mi daha ucuza iman ediyordunuz bir adet valizi birim fiyata böldüğünüz Hı -hı. zaman e, fabrikada ürettiğinizde mi yoksa daha uyguna geliyor? Aslında baktığımız zaman Çin'in üretim maliyetleri bize göre daha düşük oluyor. Yani çünkü Çin'de her işle ilgili uzmanlaşmış bir alan var. Yani ben ürünün valizin tekerini de üretmek zorundayım. Aslında tekerini üretmek istemiyorum. Ama bir teker üreticisi olmadığı için ürünün nihai ürünü çıkartabilmek için tekeriyle de uğraşıyorum, çekçeyle de uğraşıyorum. Çin'de buna baktığınız zaman teker üreticisi ayrı, çekçek üreticisi ayrı, kabuk üreticisi ayrı ve bunları birleştiren fabrika ayrı. Haliyle Herkes kendi alanında uzmanlaşıp da bir üründen bir tane üretmek yerine milyon tane ürettiği için birim maliyetlerinin aslında çok daha düşük çıktığını görüyorsunuz. Ama ben burada bir tekeri üretmek için yedi farklı kalıp üretmek zorundayım. Yedi farklı kalıbı yedi farklı makinede çalıştırmak zorundayım. Ve bunun sonucunda da ortaya bir tane teker çıkartıyorum. Ve bu kalıp döngüsünü ben durmadan kalıbı sök, teker kalıbını sök, çekçek çek kalıbını tak, şeklinde devam ettiğim için benim için ciddi bir aslında maliyet artıyor. Çin'deki adam öyle değil. Teker üreticisi kalıbı her zaman makinasında bağlı, sadece teker basıyor ve tekeri aslında oluşturuyor. O yüzden hani Çin'deki maliyetler çok daha düşük birim maliyette baktığınız zaman ama ürünü Türkiye'ye getirmek için ek mali yükümlülük vergilerini üstüne koyarsanız biz onların tabii ki çok daha altında çıkıyoruz. Çünkü şu anda biri ekinin üstünde ek mali yükümlülük vergileri var valiz tarafında. Peki üreticilere destek oluyor mu? Siz sonuçta fabrikada üretiyorsunuz, Türkiye'de e, satıyorsunuz. Çin'den getirmek yerine Türkiye'de hmm. üretiyorsunuz. Yüzde yüz yerli oluyor. E, destek veriyor mu devlet bu tür durumlarda? Hmm. Yani illaki destekleri var ama oluyor ne yazık ki mi? biz bunlardan bugüne kadar yararlanamadık. Yani Hep abi. kendi çabalarımızla büyümek zorunda kaldık. Belli girişimlerimiz oldu, sonuçsuz kaldı ama bu bizi yıldırmadı. Biz onun yerine belki bir sene daha projeyi geçiştirmek zorunda kaldık ama kendi isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı sonuna kadar götürdük. Peki ben hep şey düşünüyorum yani kafam oraya gittiği için belki de Türkiye'de bir şey ürettiğim zaman direkt olarak hani iç pazarda satmak değil de dış pazarda satmak benim için daha cazip geliyor. Hı hı. Sonuçta TL üretiyorsun, Türk lirası harcayarak üretim yapıyorsun. Yurt dışına da Amerika'ya mesela dolar satıyorsun. Böyle bir şey planlamadınız mı ya da planlar var mı? Planladık yaklaşık 4 ya da 4,5 yıl önce Ali Baba tarafında kendi sektörümüzden Ali Baba'ya giren ilk firmayız. Girdikten sonraki yani toplam rakamları söylemem ama girdikten yaklaşık 1 ya da 2 ay sonra ilk aldığımız sipariş 3 tır. Bulgaristan'a gönderdiğimiz bir ürün vardı. Alibaba bununla ilgili, Alibaba Türkiye bizimle video çekmek istedi ama biz biraz daha oradaki kendi o hakim kanalımızı kullanmak için bunu çok istememiştik. E, tabii ki var. E, şu anda e, bizim üç farklı markamız var son kullanıcıya ulaştırdığımız. Bu üç farklı markamızın biri 89 ülkede Vipo ile birlikte korunuyor. Birisi birçok ülkede korunuyor. Bir tanesi de yeni Türkiye'de girdi ama diğer ülkelere yeni yeni açılacak. E aslında bunların hepsi paralelde faz 1, faz 2 faz 3 olarak bizim ilerlettiğimiz işlerdi ve Alibaba tarafında dediğim gibi biz gold supplier olarak yaklaşık 4 3. ya da 5. yıl rozetimizi aldık şu anda. Çok, çok da iyi işler yapıyoruz o tarafta. Muhakkak olmalı. Ama biraz da talihsiz bir döneme denk geldiniz. Ya şimdi insanlar tatile gitmiyor. Kimse valiz aldığını çok da düşünmüyorum. Yani bilmiyorum geçen sene yazın ne kadar kişi tatile gitti ama satışlar düşmüştür pandemide. Evet. Tam tersi olmuştur değil mi? Yani doğru ne mu? yazık ki ticaret sektörü dikey tarafta çok çok hızlı büyürken biz de aynı açıyla birlikte aşağıya doğru gittik. Bu bizim tarafta çok hissedilir oldu. Sadece bu bizimle alakalı değil aslında. Bizim sektörün tüm paydaşlarında geçerli. Hatta pandeminin başlarında bir Ali Baba ve Amazon'la ilgili yapılan bir araştırma sonunda kategorilere göre hangi kategoride artış, hangi kategoride düşüş olduğuyla ilgili Bizim bulunduğumuz kategori %76 ile en açı yani dik açıyla aşağı doğru giden kategoriydi. Ne yazık ki zorlu bir süreç oldu bizim için. Hani bize de öğrettiği bu iş aslında şu oldu. Biz bugüne kadar bir işte başarılı olabilmek için aslında tüm işlerden vazgeçtik bugüne kadar. İşte mağazacılığı kenara bıraktık. Bir dönem biz e, özellikle hepsi burada tarafında ayakkabı ya da benzer şeyleri çok fazla tedarik edebiliyorduk. Mağazalarımızda çantalar satıyorduk. Bunların hepsini kenara kaldırıp aslında valiz tarafında biz büyüyeceğiz dedik. Büyüdük iyi değerlere geldik ama tüm yumurtaları aynı sepete koyduğumuzu gördük. Ve böyle bir durumda da pandemi mesela bunun adı Gerçekten bize zarar verdiğini gördük. Ama bunu biz de bilemezdik. Çünkü bizden önceki ticarete devraldığımız doğayenler ya da kişiler birçok şeyi belki tecrübe etmişlerdi. İşte devalüasyonu görmüştür, darbeyi görmüştür başka bir şey ama pandemiyi bugüne kadar Öngöremez. tecrübe eden ya da öngören kimse yoktu. Biz de yok. Biz de bilmiyorduk. O yüzden Tüm yumurtalarımız aynı sepetleri, ve o bize zarar verdi. Bununla ilgili olarak biz şimdi biraz daha kendi teknolojimizi yaptıklarımızı ya da bugüne kadarki birikimlerimizi farklı alanlarda geliştirmeye çalışıyoruz. Biraz bizi aslında bu süreç bunu öğretti. Peki şu an yani gelecek adına yapmayı planladığınız sonuçta pandemi ne zaman biter belli değil? Hı hı. Yarın bit, bitmeyeceğini biliyoruz. Ama bir sene sonra bitecek mi onda garantisi yok. E, sektörler zaten zor ayakta duruyor ki or yani sıfırdan kurulan işte orta segmentteki sektörlerden bahsediyorum firmalardan bahsediyorum ayakta durmakta bayağı zorlanıyorlar pandemide. Ki sizin kategori de dediğin gibi yani inanılmaz talihsiz bir kategori evet. olmuş şu an pandemide. Ee, nasıl ayakta kalıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya da ne yapacaksınız? Mesela 5 sene pandemi devam edecek diyelim ki. Hı hı. Bir şöyle 5 senelik bir planınız var mı? Kötü kötü senaryonuz var yani mı? Yani kötü senaryo aslında BCD planları şu anda çizildi. biz netice, neticede, neticede aslında bakarsanız hani bir valiz fabrikası diyoruz ama Valiz fabrikasının temelleri plastik enjeksiyon fabrikasına sahibiz. Plastik enjeksiyon fabrikasında siz bugün leğen de yapabilirsiniz, hı hı. tas da yapabilirsiniz. Ya da katma değerli gerçekten de çok iyi bir ürün de ortaya koyabilirsiniz. Mesela bıçak da üretebilirsiniz. Ee, ne istiyorsanız yani kalıbı değiştirerek, revize ederek bunların hepsini yapabilirsiniz. Bununla ilgili olarak da e ticarette gerçekten de bize ikami olabilecek, bundan sonra da sürdürebileceğimiz ürünlerin şu anda argesini yapıyoruz bir taraftan. Onun haricinde zaten biz bugüne kadar aslında geldiğimiz noktada birçok e-ticaret firmasında büyüklü küçüklü danışmanlık veren bir firmaydık. Yani bu yaptığımız işlerin dışında. Buradaki bilgi birikimimizi aslında biraz daha şu anda diğer firmalarla büyütüyoruz. Yeni projelerimiz var dijital dönüşüm tarafında. Onları değerlendiriyoruz ve bu şekilde büyüme ya da bu süreci atlatma grafiğini aslında sağlıyoruz. Zaten bir iş adamı girişimci kafasında olduğu zaman sürekli kafası çalıştığında hani olumsuzluklardan nasıl artı puan çıkartırım kendime ya da işte bir sonraki adımım ne olursa benim mevcut durumumdan 5 kat daha ön plana atar düşüncesine sahip olan girişimciler genelde çok yönlü oluyor. Sen de gördüğüm kadarıyla çok yönlüsün. Zaten bir yazılım projeniz de var, yanlış hatırlamıyorsam. O yazılım projenizden de biraz bahseder misin? Evet, yani biz aslında birçok arkadaş belki beni tanıyordur. Yani hani aynı sektörün içinde olduğumuz için Hı -hı. Facebook'ta var olan Yiğit Tuna'nın grubundayız aslında. Evet. Yiğit Tuna'nın grubunda da birçok arkadaşa biz bugüne kadar hani kendi tecrübelerimizi aktarmak ya da bilgi birikimimizi paylaşarak kendimizi geliştirmek için birçok şey yaptık. Orada bizim gördüğümüz bir açık vardı aslında kendi açığımızda. Birçok oradaki arkadaşımız bize şunu şikayet ediyordu. Ya ben e-faturaya geçmek istiyorum ama geçmek isterken kontör fiyatları piyasanın iki katı, üç katı. Şunun hizmeti böyle ama burada bu çıkıyor diye. Biz de burada kendi bugüne kadarki birikimlerimizle, paydaşlarımızla bunu nasıl ucuzlatabiliriz diye düşündük ve gidip Faturamix adı altında bir proje oluşturduk. Bu Faturamix'in amacı tamamıyla aslında biz arka tarafta bu hizmete aldığımız firmaya belirli bir garanti veriyoruz. Bu garantinin sonucunda çok iyi bir indirim sağlıyoruz. Bu indirimi de grup paydaşlarında ya da bu platformu kullanmak isteyen herkese aslında sağlıyoruz. Faturamix'in amacı bu. Şikayetlerden biri işte kargo anlaşması ben gittiğim zaman X kargoya bana çok yüksek fiyat veriyorlar. Ben kendi web sitemden sattıklarımı dönüştüremiyorum. Faz 2'de mesela şu anda kargo anlaşması gelecek. Ya da Faz 3'te hmm. belki AliExpress ile ilgili farklı bir modül geliştireceğiz. Tamamıyla aslında kendi içinde bulunduğumuz, kendi kullandığımız modülleri sektördeki açığa insert ederek nasıl bunu faydaya çevirebiliriz? Aslında ona çalışıyoruz tamamen. Bu şeye benziyor. Adam mandalina yetiştiriyor. işte mandalina satıyor. Daha sonra gidiyor mandalin, mandalinanın reçelini yapıyor. Daha sonra gidiyor mandalinadan bu yapıyor? Koku yapıyor, parfüm yapıyor ve o ürünü birçok yönde dağıtıyor ve onun pazarlamasını yaparak farklı farklı gelir kaynakları yaratıyor kendini. Böyle girişimler var zaten. Sizin girişimde de ona benziyor. Yani ya kendi bu... kullandığınız her şeyi detaylandırıp iç piyasaya sürmek. Aynen öyle. Aslında yani Amazon'a baktığınız zaman bugün Amazon dünyanın en büyük aslında cloud hmm. serverlarını sunan insanlara hmm. firmalardan biri. Hatta Türkiye'deki en büyük rakibi bile onların servisini kullanıyor, biliyor. Aslında bu ihtiyaç nereden çıktı? Kendi Hı -hı. trafiğini yönetmek için başkasından aldığı servisten belki mutlu değildi. Belki evet. çok fazla para veriyordu ve bunu geliştirmek zorunda kaldı ve dünyanın en iyi aslında niş ürünlerinden birini ortaya koydu. Bizim de yaptığımız aslında bu yani biz bugüne kadar girdiğimiz hiçbir konuda şunu söyledik. Biz bunu kendimiz kullanıyoruz, memnunuz. Bunda geliştirmeye açız ve bunu ortaya koymaktaki amacımız buydu. Kendi amaç ihtiyacımız. O yüzden de aslında Faturamix de bunlardan biri. Yani biz zaten bunu kullanıyorduk. Ya da arka tarafta bizim sağlamış olduğumuz 360 entegre sistemlerimiz var. Yani bize bir sipariş düştüğü zaman biz siparişin elleşteme anına kadar ne olduğunu bilmeyiz. Gelir faturası kesilir. Stoğu düşer. Gider hepsi buradan geldiyse Trend yolda kapatır ürünü. Kargosunu oluşturur. Bunu pazar yerine iletir. Faturasını çıkartır printer'dan atar ve sadece depodaki arkadaşımız bunu alır, paketler ve gönderir. Ondan sonraki süreçte dahi paket doğru çıkmış mı, çıkmamış mı? UPS'ten gelen dataları birbiriyle eşederek paket ağırlığı doğru mu? Onları bile kontrol ederek aslında sistemi otomatik yönetir. Bu sistemi de aslında biz başkalarına pazar diyoruz. Ve bunu yaparken de biz hani sıfırdan bir şey inşa etmiyoruz aslında. Yani bizim mottolarımızdan biri de o biz sektöründe gerçekten işini iyi yapan firma kim varsa onunla birlikte paydaş olup onun ürününü extension'larla geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında yapmış olduğumuz iş o tarafta o. Tebrik ederim yani çok güzel girişimler. Peki kargo deyince aklıma geldi de hep kafamda soru olarak <laughs> duruyor orada. Valizleri nasıl kargoluyordunuz? Yani sonuçta valiz çok büyük bir e, ürün. Bir onun e, üzerine koli e, yaptığınız zaman çok büyük yer kaplar. Hmm. E, kargo maliyetleri çok yüksek olur. Evet. Nasıl optimize ettiniz o işi? Valla optimize etmek için ilk önce aslında bunun giderine katlanmanız gerekiyor. Yani hani ilk yıllar kargo anlaşmalarımız iyi olmadığı için ciddi anlamda çok büyük paralar ödedik yani hani sattığımız ürünlerle birlikte. Ama o dönem şöyle bir şey vardı. Rekabet bu kadar yoktu ve niş bir ürün sattığımız için karlılığımız çok güzeldi. Yani 1'e 3 oranında kar edebiliyorduk üründen. Çünkü Türkiye'deki rakibimiz, en büyük rakibimiz zaten bizim 5 katı fiyatımıza satıyor. Biz onun 5'te 1'ine sattığımız halde 1'e 3 oranında kar edebiliyorduk ve halde o kargo bedellerini de ödeyebiliyorduk. Tabi rekabet arttıkça Başka üreticiler girdikçe işin içine. Buradaki karlılık çok daha farklı noktalara düştü. Ama ilk zamanlar mesela biz Çin'den valizleri getirdiğimizde şöyle bir hikayem var ben aslında onu da anlatayım. Büyük boy valiz içerisinde kabin orta ve onun bir küçüğü el valizi çıkıyor. Dörtlü set olarak geliyor. Bir kampanya sitesinde kampanya çıktık. O zaman da hani günlük bir tane iki tane satıyor vesaire ya da set olarak satıyorduk. Dedik ki biz bunları tek tek de satalım. Neden üçlü satıyoruz ya dörtlü satıyoruz? Yani müşteri bunu almayabilir, ihtiyacı olmayabilir. Tek satmaya başladığımızda siparişler bir düştü. 15 tane 20 tane bizim için o zaman çok ciddi rakamlar bunlar 15-20. Bir düştü gönderecek koli yok. Yani büyük boyun kolisi var ama diğerlerinin kolisi yok. Ne yapacağız? Çevre eşit işte market kim varsa yağ kolisi. Yağ i̇şte, kolisi. Tabii canım bakliyat kolisi ne varsa toplayıp 3 koliyi birleştirip valizi sarıp göndermeye başladık. Tabii müşterilerden birinden ikisinden şikayet geldi. Dedi yani hani siz markaydınız, ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz bir yandan da markalaşmaya çalışıyoruz. Bunun sonucu olarak ne yaparız, ne yaparız diye düşündük. Kolicilere gittik. Elde 220 tane valiz var. Kimi set satılacak, satılmayacak. Yani bana 100 tane koli lazım. Yapmayız dediler. abi yapma, etme, şudur budur. Yok yapmayız dediler. Döndük tekrar ne yaparız, ne ederiz diye düşünürken dedik ya arkadaş biz gerçekten de koliye masraf etmek istedik mi? istedik Yapamadık. Ama şu anda aslında yaptığımız şey de güzel. Bir şekilde geri dönüşümü sağlayacak bir şey yapıyoruz. Yani valizleri kullanılmış kolilerle gönderiyoruz ve sağlam gönderiyoruz. Üç kat sarıyoruz. Döndük müşterilerimize bir not yazdık. Değerli müşterimiz biz size bu ürünü gönderirken geri dönüşüme katkı sağlayarak oluşturduğumuz zincir için lütfen bize katkı sağlayın. Bu kolileri tekrar kullanarak hani siz de bu zincirin bir parçası olun diye. Müşterilerimizden ondan sonra şikayet kesildi. Sıfır şikayet. Daha sonra bunu döndük kendi web sitemizde de sosyal sorumluluk kısmına yazdık. Ve müşterilerimizin her birine daha sonra teşekkür mesajları gönderdik. İlk o sürecimizi öyle atlattık. Yani o kargolamayla ilgili karşımıza gelen o dezavantajı aslında daha sonra avantaja çevirip bizim için güzel bir çalışma oldu. Abi çok iyi. Yani şimdi ben geçen ay burada bir yumurta videosu çektim. <laughs> İzledim. 10 tane yumurta, adam 30 liralık koli kullanmış. Hadi lirasını da geçin, parasını da geçtim. Yani kullanılan plastik, kullanılan kağıt, hani saf malzemesi baktığınız zaman strafor Hani günde bin tane yumurta satsa vay haline yani çöpçülerin o, o kadar çok çöp çıkar ki. Dolayısıyla yani düşündüğünüz şey aslında farkında olmadan geri dönüştürülebilir bir konsept yaratıp bunu müşterilere bu şekilde empoze etmek çok başarılı bir e, akıllıca yani herkes yapabileceği bir şey değil bu arada bu yani biz, kimsenin aklına gelmez. <laughs> Teşekkür ederim. Biz o dönem bunun gerçekten de kaybağını yedik. Yani güzel bir projeydi ee, ama tabii işler büyüdükten sonra bu böyle değil şu anda. İster istemez bunun özel kolileri var geliyor ve gidiyor. İşler büyüdükten sonra dedin şimdi işler nasıl büyüdü? Yani büyüdü derken, e, ya günde mesela işte on binlerce valiz mi satıyorsunuz Trenti yoldan? Ya da nedir yani çok adet vermek zorunda değilsin belki ama bir aralık da verebilirsin yani. Hmm. Ya da rekor nedir? En çok bir günde şu kadar sipariş geldi de valizleri e, paketleyince koyacak yer bulamadık dediğim bir şey oldu mu? hiç? Yani bu yaklaşık 2 bin. 18 olması lazım, 2018-11-11'de şöyle söyleyeyim, günde sadece İstanbul ve Ankara operasyon merkezleri vardı. Hı hı. Ankara aynı zamanda fabrika ve operasyon merkezi, İstanbul'sa sadece e, doldur boşalt istasyonu dediğimiz bizim hı. kamyonla ürünlerin gelip, e, paketlenip tekrar gittiği bir noktaydı. Orada bizimle birlikte çalışan paydaşlarımızın gönderdiği ürünler sadece İstanbul'da günlük 4 kamyon mal geliyordu. Bu 4 kamyon işlendikten sonra Aras Kargo ve UPS Kargo ile çalışıyorduk o dönem. Onların araçlarıyla çekilmesi gerekiyor yani 4 kamyon gelen malı siz paketleyip de göndermek istediğiniz zaman ortaya 6 kamyon 7 kamyon mal çıkıyor. Çünkü bunlar iç içe geçen ve çıkan Tabii. tekli satılan ürünler ve biz o dönem UPS ile Aras ciddi bu kavgalar... Bu bir günlük satış bir değil mi? Günlük. Bir günde evet. 7 kamyon satış mı oldu? Evet bu hani bizim kavgalarımızdan biri şuydu ne olur gelin malı alın biz artık içeride dönemiyoruz yani operasyon merkezlerinde yer kalmadı diye. Sıkıntı şu, hani bu tarz dönemlerde kargo şirketi de sizi sevmiyor. Çünkü Ankara-İstanbul'da bir hattı var örneğin. Siz hmm. o gün bir kargo veriyorsunuz. O tırın yarısını dolduruyorsunuz Ankara-İstanbul hattını. Oradan Adana'ya giden kamyonu da dolduruyorsunuz. O yüzden aslında sizi çok sevmiyorlar. O yüzden farklı arayışlar ya da farklı alternatiflerle ilerlemek zorunda kalıyorsunuz. Yani bu vizyonda siz kargo şirketi de kurarsınız bence. Yani e, kargo şirketi yani, kurmayı olabilir. aslında çok istemedik hiçbir zaman ama hı hı. E, şu anda kurulumu devam eden işte ya da biraz daha şubeleşmeye çalışan Vatan Kargo var. Hı hı. Vatan Kargo'nun hani paydaşlarından biri olup da işi büyütme yoluna gittik. Yani acentelik istedik onlardan aslında. İstememizin tek sebebi de bu kargoyu, hani yönetemediğimiz kargoyu acentelik alarak kendi içimizde yönetelim. Yani hani biz bunu e, götürdüğümüzde kabul etmiyorum arkadaş cümlesini duymamak için kendimiz o paydaşta olalım diye bir girişimimiz oldu. Yani şu anda da hala görüşmelerimiz devam ediyor aslında. Ama Hı. bu tamamıyla kendi işimizi desteklemek için. Kargocu olmak istediğimizden dolayı değil aslında. Ben tabii e, bu vizyonla kargo şirketi kurarsınız derken sen güldün ama <laughs> adamlar kuruyormuş yani. <gülüyor> <gülüyor> ya kurma değil e, taşıyamıyoruz abi. Yani hani sıkıntımız o. Hıh. E tabi kolay mı canım şimdi o 11-11 kampanya döneminde 7 tır mal satmak, onun hazırlanması, paketlenmesi, eleman tedariği, hadi paketledin, aracı yükledin, gitti vesaire dağıtıldı yani çok büyük bir operasyon. Küçük bir operasyon değil. Yani, yani. operasyon büyük ama bizi aslında zorlamıyor Hı -hı. şöyle, bizim için tek zor yanı üç tane valizi açıp atıyorum. İçinden sadece orta boyu gönderecekseniz bunu paketlemek vesaire Hı -hı. Yani çünkü valizleri biz kendimiz de depolarken iç içe depoluyoruz çünkü bir ton malzeme geliyor. Bir tonun e, kapladığı alan 2 metreküp atıyorum. Siz hı hı. bunu bir valizi alıp hı, basmaya başladığınız anda 2 tırlık malzeme çıkıyor içeride. Hı hı. Halde bunu bir şekilde optimize etmeniz gerekiyor. Bizim için orada aslında en zor yanı bunları tek tek iç içe çıkartıp paketlemek. Çünkü hı hı. bizim teknoloji tarafımızda zaten ürünün nerede olduğu, nasıl paketleneceği ile ilgili aslında hiçbir sürece biz karışmıyoruz. Ürün gitti, gelmedi. Bunların hepsinin otomatik raporlamaları geliyor. Bu bizi zorlamıyor. Bizi zorlayan tek şey bir Türkiye'deki işte lojistik altyapısının ne yazık ki temellerinin tam olmaması ya da doğru yönetilmemesi. İkincisi belli dönemlerde belli kotalara takılıyor olmak. Yusuf ben tanıştıma çok memnun oldum. Gerçekten çok güzel bir girişimcisin. Yani Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah Teşekkür ederiz. Daha daha da iyi yerlere ulaşırsınız. Yakından takip ediyordum. Daha da yakından takip edeceğim. Çok teşekkürler. Çok sağ, çok, teşekkürler. Çok, sağ çok sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet Yusuf gerçekten benim ufkumu açtı. Dinlemek çok hoşuma gitti ama tabii ki zamanımız da bayağı bir akıyor gidiyor. Sizin de benzeri hikayeleriniz varsa mutlaka bu videonun altına yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Belki bir gün sizi de burada konuk ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.